Değerli dostlar, yeni bir programla karşınızdayız. Yine Label Grup stüdyolarındayız ve kamera arkasında Soner var. Bugün de ne diyoruz? Profesör Doktor Ahmet Karabulut ile kalbini sev diyeceğiz. Bugün daha önce hiç üzerinde konuşmadığımız bir konu başlığını konuşmak istiyorum. Bugün uyku apnesini konuşacağız. Belki özellikle yani kardiyoloji bölümüne çok girmeyen bir konu gibi görünüyor aslında ama uyku apnesi kalp hastalıklarıyla birebir bağlantılı. Yani uyku apnesi nedir? Zaten uykuyu biliyoruz. Apne nedir burada? Apne demek nefesin durması demek. Yani nefes alamamak demek. Uyku sırasında belli bir süre kişilerin nefes alamaması, nefesinin durması uyku apnesi olarak biz tanımlıyoruz. Yani şöyle oluyor. Kişi uyuyor. Nefes alıp veriyor. Nefes alıp veriyor. Ondan sonra bir süre nefes alması duruyor. Bekliyor, 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 bekliyor. Sonra birden böyle vücuttaki oksijen de azaldığı için Böyle irkilerek birden nefes alıp vermeye devam ediyor. Ve gerçekten hani tek başına yaşayanlar için bunu e, tanısını koymak, fark etmek biraz daha zor. Ama özellikle çiftler için biraz daha kolay oluyor. Niye? Çünkü yanınızdaki kişi diyor ki, bu kişi benim diyor eşim çok horluyor. Uyku sırasında böyle bir horlamaya başlıyor. Nefes alıp veriyor. Ondan sonra da ne oluyor? Nefes alırken birden nefesi duruyor. Belli bir süre nefes almıyor. Eğer eşiniz ya da evde yaşayan bir kişi sizin hakkınızda böyle bir tanımlamayı yapıyorsa sizde uyku apnesi denilen hastalığın yüksek olma ihtimali çok fazladır. Peki uyku apnesi niye önemli bir hastalık? Uyku apnesi şundan önemli. Uyku apnesinde nefes alıp verme belli bir süre durduğu için ne oluyor? Vücutta oksijen düşüyor. Yani özellikle bu Covid döneminde herkes saturasyon olayına artık aşinadır. Vücuttaki oksijen seviyesini gösteriyor. Yani saturasyonda bir düşüş oluyor. O da ne oluyor? hücrelere yeterli miktarda oksijen götürmeyi zorlaştırıyor. Peki ne yapıyor uyku apnesi? Özellikle kalbi kötü yönde etkiliyor. Bir kez dirençli hipertansiyon yapıyor. Yani uyku apnesi olanlarda yüksek tansiyon daha fazla ve ilaçlara karşı daha dirençli. Diğer bir noktada şu var. Uyku apnesi gerçekten kalp hastalığı riskini, özellikle kalp krizi riskini arttırıyor ve o vücuttaki damar sertliğine sebep olan iltihabi reaksiyonlarında artmasına yol açıyor. O açıdan biz bu hastalığa çok çok emniyet veriyoruz. Peki biz uyku apnesinden ne zaman şüpheleneceğiz? Bir kez kimlerde daha sık? Tabii özellikle hareketsiz bir yaşam sürenlerde ve kilolarda da daha sık. Ve bunun dışında da özellikle boyun yapısı dar olanlarda daha sık uyku apnesi. Onun dışında da tabii özellikle solunum yoluyla alakalı özellikle burun yapısıyla alakalı bozukluğu olanlarda işte iç taraftaki burun yapısında konkalarda büyüme olanlarda hava yolunun daralmasına bağlı uyku apneleri oluşabiliyor. Peki biz ne zaman şüpheleneceğiz? Bunlar da sık daha sık bu kişilerde görüyor dedik ama özellikle horlamanız varsa horlamayla beraber sabah yorgun kalkıyorsanız ve yorgun kalktıktan sonra da bütün gün böyle uyur gezer dolaşıyorsanız, bir konsantrasyon bozukluğu varsa, işinizde odaklanamıyorsanız, o zaman sizde bir uyku apnesi olabilir. Hele ki beraberinde böyle tansiyonlarınız yüksek seriliyorsa, kiloluysanız, böyle sağlıksız yaşıyorsanız, sizde uyku apnesi olma ihtimali çok fazla. Peki, uyku apnesi tanısı nasıl konulacak? Biz bu şi şikayetlerimiz var. Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Uyku apnesi ile daha çok göğüs hastalıkları bölümü ilgileniyor ama bazen nöroloji bölümleri de ilgileniyor. Yani uyku apnesinden şüpheleniyorsanız gideceğiniz yer uyku laboratuvarı olan bir hastane. Yani sizin uyku apnesine kesin tanı koyması için size bir uyku testi yapılması lazım. Ve uyku testi için de bir gecenizi sizin hastanede geçirmeniz lazım. Siz hastanede uyuyorsunuz. Uyku sırasında tabii üzerinize bazı cihazlar bağlanıyor. Bazıları gelip hastanede uyuyamaya da biliyor. Yani yerinden rahatsız olduğu için ama onunla beraber ne oluyor? Bu uyku apne periyotları var mı yok mu? Bu periyotlarda vücutta bir satürasyon düşüklüğü oluşuyor mu oluşmuyor mu? Gecede kaç kez bunu yaşıyorsunuz? Uykunun kalitesi nasıl? Bunun uyku testi ya da tıbbi ismiyle polisomnografi bunu veriyor. Tanı konuldu peki uyku apnesine. Bundan sonrasında ne yapılacak? Tabii şu var, öncelikle tabii biz sağlıklı yaşayalım istiyoruz. Eğer kişinin kilosu varsa mutlaka ve mutlaka ideal kiloya inmesi lazım ve mutlaka hareket ve egzersiz istiyoruz. İdeal kiloya inme, hareket ve egzersiz bununla beraber özellikle yatılan yatağın daha ortopedik bir yatak olması ve özellikle uyku apnesi olanlarda bazen sırt üstü yatışlar zor olabiliyor. Yan yatışlar uyku apnesini birazcık azaltabiliyor ama uyku apnesi gerçekten ciddi durumdaysa bu tedbirler tek başına yeterli olmuyor. O zaman ne oluyor? Uyku apnesi için cihaz var. Cihazlar var. Ne yapıyorsunuz? O cihazı bağlayarak uyku sırasında o cihazla siz yatıyorsunuz ve o cihaz uyku sırasında sizin vücuttaki oksijen düşüşlerinizi, satürasyon düşmesini engelliyor. Gerçekten yani çok farklı piyasada cihazlar var. İlk başta insanlar hani bu cihazları yadırgıya da biliyor, kullanmaya da biliyor ama gerçekten bilin ki ciddi seviyede bir uyku apneniz varsa ve bu cihaz kullanımınızı gerektiriyorsa o cihaz sizi daha ciddi hastalıklardan uzak tutacak, sizi yüksek tansiyondan uzak tutacak, sizi kalp krizinden, sizi felçten uzak tutacaktır. Bu açıdan mutlaka ve mutlaka eğer uyku apnesi için cihaz gereksinimiz varsa bunu ihmal etmeyin diyoruz. Bir de tabii uyku apnesi olanlarda bir ameliyat tedavisi var. Yani bakıldığında eğer özellikle boyunla ilgili orada hava yollarında daralma varsa, burunda daralmalar varsa onlara yönelik yapılan ameliyat ve hava yollarının genişlemesi ne yapıyor? Uyku apnesini azaltabiliyor. Ama şu var, bilin ki genelde sık yapılan bir şeydir. Hani küçük dilin ameliyatı tek başına uyku apnesi ameliyatı değildir yani. Tek başına küçük dilin alınması genelde yeterli olmuyor. Daha geniş bir ameliyat yapılması gerekiyor ama uyku apnesi için yapılan ameliyatlar Genelde daha nadir yapılıyor çünkü ön planda sağlıklı yaşam ve gerekli durumlarda özellikle uyku apnesi için cihazlar bu hastalığın daha da ilerlemesini engelleyebiliyor. Gerçekten sık rastlanılan bir hastalık ve çoğunlukla ihmal edilen bir hastalık. Programın başında da dedim özellikle tek başına yaşayanlarda tanı konulması da zor olan bir hastalık ama özellikle tekrar vurgulamak istiyorum. Sağlıklı bir yaşam sürüyorsanız, özellikle kilonuz varsa, böyle tansiyonunuz erken yaşta ortaya çıktıysa, çok sık horluyorsanız ve gündüz yorgun kalkıyorsanız, bütün gün uyur gezer dolaşıp böyle odaklanma sorunları yaşıyorsanız, sizde uyku apnesi olabilir. Bu yönden mutlaka ve mutlaka muayene olun diyoruz. Tabii uyku apnesi için dedik uyku testi yapılıyor. Özellikle uykusu çok bölük, pörçük olanlarda, sık uyananlarda, uykusuzlukta bu test çok iyi sonuç vermiyor. Yani uyku apnesini tanısının konulması için sizin güzel bir uyku çekmeniz gerekiyor. Bu, bu açıdan uykusuzluk da uyku apnesini birbirine karıştırmamak lazım. Yani uykusuzluk, insomnia dediğimiz farklı bir hastalık. Orada uykuya dalış problemleri var, gecede çok sık uyanma problemleri var ama uyku apnesinde ise uykuya dalıyorsunuz, hatta rahat dalıyorsunuz, uyuyorsunuz ama Nefes alışverişiniz yavaşlıyor, belli periyotlarla nefes alışverişiniz duruyor ve ne oluyor? Vücudunuz oksijensiz kalıyor. Bu konuda bu iki hastalığı birbirine karıştırmamak lazım. Ve e, uyku apnesi olanlarda dediğim gibi sırt üstü yerine özellikle yan yatışlar geceyi daha rahat geçirmenizi sağlayabilir. Bu şekilde bugünkü programı da sonlandırmak istiyorum. Daha öncesinde çok üzerinde durmadığım bir konuydu gerçekten uyku apnesi çok da önem verdiğim bir konu ve çok sık rastlanan bir hastalık maalesef. Onu önemsemek lazım. Çünkü dediğim gibi uyku apnesi ile kalp hastalıkları arasında birebir direkt bağlantı var. Siz uyku apnesinin tedavisini sağlam bir şekilde verdiğinizde ne, ne yapıyorsunuz? Buluşacak bir kalp hastalığında önüne geçmiş oluyorsunuz. Evet bir sonraki Kalbini Sev programında tekrardan görüşelim diyoruz. Bize sosyal medya hesaplarımızdan ve YouTube kanalımızdan bize ulaşabilirsiniz ve soru görüş ve önerilerinizi bize ulaştırabilirsiniz. Bu programda işlememizi istediğiniz konu başlıkları varsa onları da bize lütfen iletin diyoruz. Sağlıkla kalın diyoruz, mutlu kalın diyoruz.